Evet, Yeni Kapı'dan selamlar efendim. Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun organize ettiği Memleket Trabzon Günlerinde Yeni Kapı'dayız. Şu anda bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, sizler de Trabzon'un kültürünü, güzelliklerini, yemeğini tatmak istiyorsanız hepiniz buyurun gelin efendim. Harika bir organizasyon, harika standlarımızla Trabzon'umuzun bütün yemek çeşitleri, yine standlarda yöremizin peyniri, en tutun tereyağından tutun, reçelinden, helvasından, balından hepsi mevcuttur. Buyurun sizler de gelin bu güzellikleri Yeni Kapı'da Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun organize ettiği bu festival alanında hep beraber yaşayalım. Şimdi biz de bu güzellikleri sizlere yapımcım sevgili Ahmet Güngör ile beraber yansıtmaya başlıyoruz. Buyurun efendim. Efendim Yeni Kapı Trabzon Günlerinden selamlar hepinize ve bugün cumartesi 3. gündeyiz. Bizleri şu anda tabii takip edenler, buraya değerli misafirlerimiz geliyor. Şu anda da yanımızda değerli bir isim var. Küçükçekmece Kızılay Başkanı, çok değerli dostumuz. Efendim isminiz neydi? Hayrettin Cantürk. Evet, Hayrettin Bey burada. Çünkü hayırda yarışalım. Yaradan da öyle diyor. Kızılay'da ülkemize her zaman hizmetli olan, gerçekten Allah için koşturan çok değerli bir kurum. Sayın Başkan, önce çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bugün de Trabzon günlerindesiniz. Bir Arnavut olarak bu da bizi mutlu etti. Neler ifade etmek istersiniz? Şimdi öncelikle Trabzon günleri İstanbul'umuza hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugüne kadar kendi yöremin bile olmuş olsa olduğu halde katılmadım. Nasip sizeymiş. İlk defa Trabzon gününe katılıyorum. Mutlu oldum. Hoş karşılamanızdan dolayı. Kızılay önce insanlarımız da var. Kızılay ulvi bir kurum. 156 yıllık bir kurum. Bizim güzide bir kurumumuz. Amacı ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, savaşta, doğal afette. Biz de bu kurumda olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Daha nicelerini inşallah. İnşallah. Bu arada da tabii halkımıza şunu ifade edelim. Yani kan bağışında özellikle kan vermek hem sağlıktır hem de karşı tarafa bir ömür katmaktır. Onun için yarışalım bu konuda inşallah. Amenna. Bir kan, üç can. Evet. Trabzonlu dostlarımızı kan vermede yarışmaya davet ediyoruz. İstanbul'un, Avrupa yakasının bugün günlük kan ihtiyacı 2000 ünitedir. Bunu sağlayabilmemiz için bunda bazı kriterler vardır. 18 yaş altı kan alamıyoruz, 65 yaş üstü kan alamıyoruz. Çok dar bir alanda ilaç kullananlardan alamıyoruz. Sayımız az olduğu için kıymetli hemşehrilerimiz Trabzonlulardan bu tür kan organizasyonlarında büyük destek bekliyoruz. Evet, hemşehrilerimiz bu konuda duyarlıdır Sayın Başkanım. Ona şüphe yok. Evet, Sayın Başkanım ayağınıza sağlık, Trabzon günlerine geldiniz. Bu arada Sayın Başkan dedi ki ben Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Yarın da biliyorsunuz Trabzon'da bir maçımız var. Ben dedi öyle ön yargılarım yoktur. Bu atkıyı da takarım. Tabii ki öyle olması lazım. Futbol bir kardeşlik olduğunu unutmayalım. Yani zaman zaman tabii taraftarlar arasında kendini bilmez bazı taraftarların yapmış olduğu olaylar camialara mal ediliyor. Bu da aslında hepimize zarar veriyor. Abi, futbolun bir oyun olduğunu unutmayalım, spor olduğunu unutmayalım ki bu arada Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da Ali Koç'u arayarak yarınki maça davet etti. O aradaki çıkan hoş olmayan olaylarda inşallah olmayacaktır. Biz iki takıma başarılar diliyoruz ama Trabzonspor kazansın. Siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Bu atkıyı takmaktan hakikaten onur duydum. Eyvallah. Ömrüm boyunca da saklayacağıma emin olabilirsiniz. Hak edenin kazanması ümidiyle hiçbir olayın olmayacağı bir maç olması dileğiyle
Tebrik ederiz. Kazanan dostluk olsun. Dostluk olsun. Emin olun yani bu rekabet yüzyıllar boyunca sürecek. Kesinlikle. Biri yenecek, biri aynen kaybedecek. Öyle. Tamam mı? Bu bitmeyecek. Bu biz de yenilebiliriz, Trabzon'da yenilebilir. Elbet. Yeter ki yönetim adil olsun, hak eden kazansın. Evet, bu arada sabah spor programına bakıyordum kahvaltı yaparken. Orada futbolcuları karşılaştırıyorlar. İşte kalede işte Uğurcan'la Luka forvetteki hepsini böyle teker teker. Trabzonspor'daki kadroyla Fenerbahçe kadrosunda bir tanesi evet bu Trabzon'un futbolcusu diğerinden Fenerbahçeli futbolcudan daha iyi olanı demediler. Böyle bir durum var ama futbol sahada oynanır. Trabzonspor yarın galip gelirse bunu ömür boyu bu kaşkolu saklayacağım dediniz. Ben size bir çuval göndereceğim. Mutlu olurum. Mutlu peki olurum. Sayın Başkan çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Her zaman bekleriz sizleri. Gerçekten böyle zaten biz Trabzon günlerini diğer yöre insanlarımız da gelsin Trabzon'un tarihini, kültürünü burada görsünler diye yapıyoruz. Sayın Başkanımız İsmail Şatıroğlu ve yönetimini de bu anlamda tebrik ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Başka ifade etmek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ben teşekkür ederim. Buradan da Trabzonlu dostlarıma selam olsun. Beni böyle gördüklerinde mutlu olacaklarına eminim. Dediğim gibi tekrar hak eden kazansın inşallah. Eyvallah. Evet başkana teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlemeye devam edin. Evet İbrahim Usta şu anda burada balonu koymuş efendim. Stand o tarafta, kendisi bu tarafa görüyorsunuz çağırıyor. Ters tarafa ama zaten onun her şeyi ters. Evet onun düz tarafı yok. Şu anda evet o tarafa doğru gideriz. Evet şu anda da yoğun bir talep var İbrahim Usta'ya. Burada bütün o güzel pideleri evet görüyorsunuz şu anda. En güzel aşklar pideyle başlar. Evet İbrahim Usta kolay gelsin. Yine bir yoğunluk var İbrahim Usta'da. Balonda çok yakışıklı çıkmışsın. Her zamanki hali. Aynen. Yalnız müşterileri o tarafa çağırıyorsun. O tarafa dönmüşsün abi anlayamadım onu. Ya orada salon var. Burada bak, burada salon. Yiyorlar. Anladım bak orada otursunlar diye. Evet. Evet değerli abim benim yine burada gelenler hazır evet. Değil mi? Hazır abi, burada hemen pişiyor. Şu güzelliğe bak ya. Bunu Hamize Hanım'a verin. Evet. Özür dilerim. Kasaya söylüyorsunuz. Ben size bunu sıcak veriyorum abla. Hemen. Kasaya. Biz ne diyoruz? En büyük aşklar Trabzon'da tereyağlı pideyle başlar. Bu pideden yeğenin ömrü 61 yıl uzuyor. Garantili. Ondan sonra onun ömrü uzuyor zaten. Bu azayla kapatmış adam. Evet Ahmet Bey. İbrahim Usta şovdan düşmüş. Bir şov görelim bakalım. Evet. Sizden şov bekliyor sayın yapımcım. Hafize Hanım! Biz ne diyoruz? Efsane geri döndü. Hafize Hanım! Evet şu anda İbrahim Usta şovunu yapıyor efendim. Takip ediyoruz. Evet. Ne diyoruz? En büyük aşklar pideyle başlar. Hey maşallah. Bak. Hey evet. Yavrum benim bak. Evet bir daha. Evet oraya çabuk. Yakala. Hey maşallah. Ya, Murat'ım bak bundaki kokuya bak. Az mı kokuyor bak. Evet arkadaşlar. Harbiden şovunu yaptı. Bir de bez ver bize ya. Böyle gidemiyor. Evet İbrahim Usta. 30 senedir mikrofonda konuşuyorum. İlk kez böyle bir kaza başıma geldi. Ben sana sorarım. Sen pidenin ununu yedin ya. Evet. Tamam sen de bundan sonra pideci İbrahim Usta olabilirsin. Ne diyorsun? Peki o zaman deneyeceğiz. Abi çok teşekkür ediyoruz. Trabzon günlerinde buyurun efendim İbrahim Usta'nın yerinde. Burada pideli, pidelerinizi kuşbaşılı, kavurmalı. Peynirli, tereyağlı, kavurmalı. Ömrü uzatan pide burada, ömrü uzatan. O kadar. Evet. Pidelerimiz burada. Buyurun. Bu pide evlendi benimle. Ne diyorsun? Doğru mu yenge? Kesinlikle doğru. Evet. Aşk pidesi yedik biz, aşk pidesi. Efendim görüyorsunuz işte bu pideyi yiyene aynı zamanda aşk da oluyormuş, aşık oluyor. Bu da önemli bir şey. Emicem de orada gülüyor yani acaba yesem mi diye hesap ediyor. Acaba doğru mu? Bence doğru, ispatlı yani. Peki efendim bizi izlemeye devam edin. Trabzon günlerinde İbrahim Usta'nın orada bu güzel ürünleri yiyebilirsiniz. Evet teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Ben beni güzel unladınız sağ olun. Evet. Efendim bu kadar mutlu
esnaf daha bu alanda göremezsiniz. Görüyorsunuz. Bu kadar mutlu esnaf yani burada İbrahim Usta ve ekibi harikalar yaratıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. İbrahim Usta gerçekten büyük şovmen ve aynı zamanda büyük tüccar. Ya sen harbiden bir şey söyleyeyim. Yani sen bu işi bırak da şovmenlik seni herkes... Harika bir adam. Abi şu anda birkaç kanalla görüşüyorum Usta kanallarla. Gerçekten yani. Bazı şartlarım var. Onları kabul edesi yapacağım. Evet, Hamsi standındayız. Görüyorsunuz az önce. Hamsiler oynuyor. Burada abimiz de onları şu anda pişirmeye devam ediyor. Abi tanıyalım seni. Benim Halil, adım Halil. Ben Gümüşhane'den geldim. Trabzonlu değilim ama. Yani hamsi Trabzon'la özleşmiş bir deniz mahsulü. Evet. Peki. B12 vitamininin bulunduğu az ender bulunan bir deniz ürünü. Evet, şunu soralım o zaman. Tabii bu alanlar için fiyatlar yüksek diyor. Ne kadara bu bir porsiyon mu oluyor? Emin olun, Eminönü'nden burası daha uygun. Eminönü'nde 18 tane. Yani porsiyonda 18 tane. Burada 30 tane. Evet. Fiyat olarak nedir abi? 200 lira. Yani evet. Çok da makul Ahmet Bey. Evet. Salatası var, limonu var, soğanı var. Yani Trabzon Hamsi Tava'yı Trabzon günlerinde buyurun gelin yiyin efendim. Firmamızın adı Trabzon Hamsi Tava. Eyvallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim işte buraya gelip bu güzel ürünleri tadabilirsiniz. Efendim şu anda Trabzon günlerinde standları gezmeye devam ediyoruz. Burada da kuymak bizim doğup büyüdüğümüz zaman kuymakla büyüdük. Ve kuymak bizim için olmazsa olmazımızdır. Ve şu anda da hanımefendiler kuymağı burada yapıyorlar. Görüyorsunuz. Biz soralım bakalım. Tanıyalım sizi. Kuymak yapıyoruz. Hayır, evet teşekkür ederiz. Nasıl yapıyorsunuz? Evet önce tereyağımızı koyuyoruz abi. Tamam. Ondan sonra mısır unumuzu koyduk. Suyumuzu ilave ettik. Şimdi peynirimizi ilave edeceğiz. Evet. Tereyağı, mısır unu, peynir bir araya gelecek. Güzelce. Ne kadar sürede pişiriyorsunuz bunu? Biz bunu bir 5-6 dakikaya hazır oluyor. 6 dakika. Evet yani evet. Evet, bu arada onu da hazırlamışsınız ne güzel. Aynen hazırlamazsam pratik olması için evet. Doğru. Onu hazırlamam lazım. Hazırlamazsam 5 dakikada da anında oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Burada yine Laz böreklerini görüyoruz standımızda. Süttaşlarımız var. Evet beyaz lahana, kara lahana sarmalarını görüyoruz. Yine yani yok efendim. Yeni Kapı'da Trabzon günlerinde harika. Evet standlarımızı burada da bir kazan görüyorum. Oy maşallah kara lahana çorbasını yak. Ablacığım seni tanıyalım. Ben Fatma. Fatma abla. Efendim canım. Evet bu lahanayı yapan siz misiniz? Lahanayı yapan benim. Nasıl yapılıyor? Bir şöyle kısa bir anlatır mısın? Nasıl yapılır? Bunu güzel lahanayı güzel yıkayacaksın. İnce ince kıyacaksın. İçine fasulyesini, mısırını, ununu, evet. Her şeysini koyacaksın. Piştikten sonra tek tek ekleyeceksin. Hey maşallah. Hepsini birden eklemeyeceksin. Hey maşallah. Üzerine tereyağlı biberli yağ yakacaksın. Peki bunu nerede öğrendiniz? Ben mi? Evet çocukken mi öğrendiniz? Çocukken yok çocukken evet. Öğrendim ben bunu. Memleket neresi? Ben memleket işte Karadeniz tarafı. Karadeniz evet. Tabii. Biraz daha bu tarafa ya Ege tarafına bekliyoruz. Evet ama Karadeniz. Ege'de kaptık diyorsun yani. Kaptım. Ege'yi de kaptım. Her yere kapmış durumdayım vallahi. Kolay gelsin o zaman. Ama bu şifa kaynağı oğlum. Yok. Yok evet. Bunda doğru. Bu şifa kaynağı yemeyen pişman olur. Evet. Bakınsanıza şunun güzelliğine bakın. Hey maşallah. Bakın ama maşallah. Bakın. Görüyor musunuz? Harika. Efendim kara lahana çorbasını da burada tadabilirsiniz. Özellikle geldiğiniz zaman Trabzon günlerinde. Evet ablamız burada pişiriyor. Canlı efendim canlı. Evet standlarda yine güzel bir standa geldik. Burada da şu anda gözleme yapılıyor. Evet bir soralım bakalım ablaya. Ablacığım evet kolay gelsin. Hoş geldiniz. Gözlemenin kaç çeşidini yapıyorsunuz? 4 çeşidini yapıyoruz. Patates, peynir, ıspanak, kaşar ve karışık. Evet, peki dördünün de fiyatları aynı mı? Hayır. Sade olanlar 100 lira, karışık olanlar 120. He, 20 lira fark var. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür
Efendim standları geziyoruz. Burada özellikle Yenikapı'da Trabzon günlerinde istediğinizi yeme şansına sahipsiniz. Biz de buradaki standları sizlere göstermeye, ekranda yansıtmaya devam ediyoruz. Biraz gider yokuşa, nalları alır taşa. Biraz gider yokuşa, nalları alır taşa. Sen bu işi biliyorsun, yaşa Hızır'ım yaşa. Sen bu işi biliyorsun, yaşa Hızır'ım yaşa. Sen bu işi biliyorsun, yaşa kardeşim yaşa. Efendim Trabzon günlerinde şu anda Küçük Avukatlık Bürosu'nda çok değerli avukatlardan bir tanesi benim değerli kardeşim. Aynı zamanda avukatım, davalarımın peşine koşan ve icraat yapan bir avukat. Genç yaşına rağmen tebrik ediyorum. Evet avukatım, önce sen kendini bir tanıt. Ondan sonra birkaç sorumuz olacak size. Murat abi, ben Avukat Ahmet Varol. Küçük Avukatlık'ta çalışıyorum. Onmer Küçük'ün yanında. Babamlarla bugün Trabzon günlerine geldik. Dedim seni görünce de bir ziyaret edelim çok, dedim. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu vallahi ettim hayırlı bizleri. Hayırlı programlar abi. Evet böyle derler ya, tuttuğunu koparan avukatlardan bir tanesi. 15 sene sonra bir dava kazandık. Ama yani Ahmet abi malzeme bunda. O senetleri ne zaman çözüyoruz? Ona bir yoğunlaşalım. Sürmene dönerin önündeyiz bak, ona göre. Çözeceğiz, sıkıntı yok. Peki buradan çok teşekkür ediyorum. Ben senin teşekkür memleket? Ederim. Afyonluyum. Afyon. Afyonlu hemşehrilerimize de özellikle selamlar gönderelim. Baban nerede? Gel bakalım, gel. Evet ben, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Ben Mevlüt Varol. Mevlüt Bey, böyle güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok değerli bir kardeşim. Davalara da çok beraber gidiyoruz. Bizim tamam. Çok değerli dostumuz Küçük Avukatlık Hukuk Bürosu. Buradan Mahmut ve yine Muammer Küçük abime de selamlar gönderiyorum. Orada bu değerli evladınız güzel işlere imza atıyor. İnşallah. Evet, buradan Afyon'a bir mesajınız var mı? Afyonlara selam olsun. Evet. Peki avukatım. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin efendim. İyi programlar abi. Efendim Yenikapı'da standları gezmeye devam ediyoruz. Ve şu anda Sürmene Döner'in önündeyiz. Ben de bir Sürmeneli olarak böyle döneri görünce dedim buraya bir gelelim. Sizi bir tanıyalım. Benim isim Hasan Kömürcü. Evet Hasan Bey. Evet. Harika bir döner yapmışsınız. Ben, tadına da baktık. Baktınız, beğendiniz mi? Ahmet bakın abi, bir daha yiyin. Bak. Bir daha yiyin. Bir daha yiyin. Bir daha yiyin. Harika. Evet. Harika. Bunun evet. Bir özelliği var mı şimdi? Özelliği. Çok özelliği, döner yiyebilirsiniz şimdi, ama özel, dönerin ayrı bir lezzeti var. Var tabii ki. Var tabii ki. Bir kere etinin bambaşka bir et olması. O bizim yeşil o dağlardan, ormanlardan kesilmiş 2 yaşındaki fındık gibi dananın kesilmesi. Ondan sonra bu dananın tuz yemesi. Oo, o da önemli. Evet. Oy maşallah. Anladın mı? Evet. Ondan sonra biz terbiye ederken bunu bir ipucu vereceğim, başka bir şey vermem. Sütü var bunun, sütü. Ne diyorsun? Evet. Ya biz öğlende Ahmet abi hamsi yemeye karar vermiştik ama evet, bu döneri görünce artık döner yemeye. Evet, sütü var bu işin. Ondan sonra burada terbiyesi var. O 10 numara. Sonra da Sürmene döneri olması kolay değil. O kadar. O kadar. Ha. Evet peki siz efendim Urfalı mısınız? Yok abi, ben de Ofluyum. Peki kolaylıklar diliyorum size. Hadi sağ ol. Evet hemen bu Foteli abime bir yanaşayım. Abi. Abim gayet iyi, gayet iyi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Peki burada ustalık var sende herhalde. Vardı tabii. Döneri yapan abi. Döneri sen mi yapıyorsun? Evet. Helal olsun. Tebrik ediyorum, harika bir döner yapıyorsunuz. Başarılar. Efendim bizi izlemeye devam edin. Evet standlara gidiyoruz efendim. Burada gözlemeci hemen yine evet. Burada az önce biliyorsunuz diğer tarafta sol taraftaki standları gezmiştik. Orada da yine kara lahana sarması ve beyaz lahana sarmasını görmüştük. Yine aynı zamanda şu anda evet burada bir kavurma görüyoruz. Evet Ahmet abi hiç sevmezsin kavurmayı. Hey maşallah, hey maşallah. Seni tanıyalım. Ben Mehmet. Mehmet abi. Evet.
Bu kuzu kavurması mı? Evet, bu nasıl? Aynen. Ne güzel kuzu kokuyor kuzu ya. Kavurma abi. Ne maşallah. Kuzu kavurma. Evet, peki bunları... Akçabat köfte bak orada. Akçabat köfte. Bunları sen mi, kuzuları sen mi kesiyorsun? Yok abi, biz kesilmiş alıyoruz etleri. Ama sende bir kuzu kesmiş, keser bir daha önce vaziyet var. Daha önce kesermiş, şimdi kesmiyorum. Peki memleket Urfa mı? Yok abi bizim. Neresi? Samsun. Samsun, aa neresinde? Bafra. Bafralı, bak karşında da Bafralı var. Yapımcımız sevgili Ahmet Küngör. Bafralıdır. Eyvallah, doğru. Peki. Ama yok şeyden gel, çarşamba değil. Biz de o taraflardan gelmeyiz. Eyvallah, eyvallah. Peki takılıyoruz sana tabi. Eyvallah. Burada buraya gelenler orijinal kuzunun kavurmasını yiyebilirler. Yiyebiliyor abi. Porsiyonunu köfte yiyor. Peki porsiyonunu kaç para bunun? Buradan? Abi ekmek arası 200 lira. He. Porsiyon. Porsiyon olursa 300 lira. 300 lira. Aynen. Evet gelin yiyin efendim. Orijinal, aynen. Orijinal. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Şey efendim evet yine Samsunlu hemşerimizin orijinal burada. Sizler de kuzu kavurmasını gördünüz. Tabii ki efendim. Aa, burada döneri görüyoruz. Evet çok güzel Trabzon dönerimiz var efendim. Güzel dana tranştan yapılmış Trabzon döneri efendim. Hey maşallah. Bol yağlı, kuyruk yağlı yani Trabzon'un tam has bir döneri efendim. Bakalım has mı değil mi? Efendim dönerler harika. Bakın dönerler harika. Buraya gelen Trabzon günlerine gelen burada dönerini yiyebilir. Kavurmasını yiyebilir. Yok yok burada. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Tamam çok Akçabak teşekkürler. Akçabak köfte var. Size de teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet köftemiz, dönerimiz çok güzel, çok meşhur. Gelmelerini tavsiye ederim. Evet bereketli işler diliyoruz. Evet yine efendim burası bizim Dutkaylı Mustafa'nın yeri yine. Şöyle bir dönelim. Hamsi tava da var bugün. Evet görüyorsunuz. Ablamız yine muhlamayı yapıyor. Muhlama 5 dakikada çıkıyor. Böyle de bir özelliği var. Kuymak. Ha kuymak. Bu kuymak. Evet ama muhlamalar aynı da abla. Aynı ama bugün kuymak. Bu hafta kuymak. Evet burada kuymak Rize günlerinde muhlama. Aynen evet. Hoş geldin. Peki. Evet lahana çorbamız var orada. Sevgili Dutkaylı Mustafa kardeşim. Evet nasıl gidiyor bakalım? Murat'ım bugün, maşallah bugün çok kalabalık yoğunluk başladı. İnşallah yetiştireceğiz. Çok sık muhlamak ve kuymak siparişi var. Hey yöresellerimiz maşallah. Var. İşte Trabzon kavurmamız da çıktı. Hey yöresel sarmamız, turşu kavurmamız, akşabat köftemiz. Aa, gelelim kavurmaya şey, doğru. Aynen. Hikmet Bey kavurmayı söyle. Hikmet Bey bu ne kavurmasıdır? Trabzon sürmene kavurması. Ne dersin? Evet. Abi zaten çok benziyor güzel. Üstten aşağı bakınca. Bunda hiç yağ yoktur. Ey maşallah. Pul biber, mul biber, biber hiçbir şey yok bunda. Sadece orijinal doğal. Orijinal doğal kendi yağıyla pişiyor bir de. Kendi yağıyla evet, pişiyor. Evet bu sular hepsi kendi suyu. Ey maşallah. Evet Ahmet abi orijinal sürmene kavurmasını da yakaladık burada. Evet. Yine orada turşumuz var, lahana sarmamız var. Dutkaylı Mustafa'nın mekanına gelin efendim. Evet Trabzon günlerinde. Ve biz de rica ederiz standları gezmeye devam ediyoruz. Eyvallah. Bakın şu anda Trabzon günlerine gelen bir hanımefendi. Hamidiye köyünden, Rize Pazar Hamidiye köyünden. Rize Pazar Hamidiye köyünden ziyarete gelmişler. Evet şu anda standlarımızda yine karalahana sarması. Turşu. Evet turşumuzu bu hamsili ekmeğe benziyor. Evet. Doğru mu? Nasıl yapılıyor bir anlatır kısa. Mısır unu, nane, maydanoz, hamsi, soğan, zeytin yağı, tereyağımız. Güzelce sağ taraftan kopya çekiyorsun bakıyorum. Yok estağfurullah hani unutmayayım diye söylüyor. Peki, peki. Onu güzel harmanlayıp sıcak bir tepsinin üstüne koyup bol pişiriyoruz. Bol bereketli işler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Mustafa'm görüşürüz. Sağ olun. Evet yine Laz böreğini görüyoruz şu anda. Laz börekleri. Baktık. Baktık. Evet yine efendim pidelerimizi yine görüyorsunuz şu anda. Burada kavurmalı, kaşarlı, peynirli, yok yok, akçabat köfte. Evet seni bir tanıyalım hemşerim. Ben Palaus'ta. Evet Palaus'ta nereliyim? Ofluyum. Ne dersin? He. Oy maşallah. Evet şöyle bir bu pide nasıl yapılıyor? Bize İbrahim Usta hava atıyor. Ben öyle yaparım, ben böyle yaparım. İbrahim Usta sen geç. Geç. İbrahim Usta'nın biz ustalarıyız. Biz ayrıldık ondan. Ha. Kendi yerimizi açtık. Peki de işi sen öğrettin ona. Tabii ki. Ha. Buyurun. Bizden öğrendi. Ya. Değil mi Osman Baba? Evet. Ha.
Sana da kapak olsun İbrahim Usta. He. Ya az önce gittim oraya yalandan hamuru unladı. Surdu burnuma röportaj yaparken. Sana da kapak olsun. Aha pala, paladan öğrendim bu işi. Evet tanıyalım sizi de. Ben Osman Öner. 45 senedir Karadeniz pidesini yapıyorum. Maşallah. Kendi yerimiz de vardı. Bu arada her bağlarda varız. Bütün dostları, gönül dostlarını Trabzon ne bekliyoruz. Evet, efendim bu arada yani İbrahim Usta bana bak, bana bak, iyi bak buraya, duyuyorsun değil mi? Bu öyle hamuru havaya atmakla, tutmakla olmuyor pide işi. Pide işi bir sanattır. O en güzel pide açla, ona o geç, o İbrahim Usta'nın laflarını bırak. Önce tereyağı olan aşk. Onun aşkı o kadar olur. İbrahim Usta, işte pidenin kralı burada. Bak. İbrahim Usta yok. Burada pala var. Burada pala var. Ha. Sen hiç pideyle buyuk gör, buyuk. Ha. Bunu atıyor havaya. Yok be yıkış gördü. Ya pala abi. Ahmet abi. Buradan İbrahim Usta bak. Pide nasıl havaya atılır gör. Abi havaya atar. Tam 2,5 metre. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet selam gönderelim buradan İbrahim Usta'ya da. Burada yine lahana kazanımızı görüyoruz standlarda. Bizim Karadeniz'de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Kara lahana çorbası. Evet. Her şey var efendim burada. Yani standlarımızda tüm Karadeniz'in, bölgemizin hamsisinden, lahanasından, pidesinden, dönerinden. Yok. İşte burada gözleme de var. Burada değişik ürünleri de görüyoruz. Patlıcan biber dolmalarını görüyoruz. Laz böreğini görüyoruz. Yaprak sarma. Evet. Şimdi diğer standlara doğru böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Yine bir dönerci hemşerimiz şu anda faaliyetteler. Evet. Şu anda görüyorsunuz evet. Hey maşallah. Yaprak. Bir de yapımcıma evet. Ver. Peki. Abim benim. Harika. Tatlılarımız, baklavalarımız, laz böreklerim, hamsiler, sarmalar. Yok. Yine lahana. Yok, lahana çorbası. Evet, lahana çorbası ama bu biraz farklı. Bunun içerisinde iç yağlı. Evet, iç yağı önemli. Ona o rehayı, kokuyu veren. Efendim, harika bir lahana çorbası. Biz bunlarla büyüdük. Buyurun gelin sizler de Yeni Kapı'da bu tatları tadın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kaburgadan etlerimizi görüyoruz. Evet, halis mulis kuzu kaburga bunlar. Yine kavurma esote gibi böyle kuzu etinden. Yani yemek yemek isteyen arkadaşlarımız buyursunlar, gelsinler. Biz buradaki standları sizlere yine anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi sahneye doğru gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Evet. Eşimle konuşuyoruz. Efendim az önce DJ Sibel Hanım'ı sahnede gördük. Harika bir performans sergiledi. Telefonu da kapattı. Eşine de selamlar gönderelim buradan. Evet eşin de dinlesin bizi. Harika bir performans tabii. Bu da eşinin ona motivasyonunun olduğuna inanıyoruz. Yoksa öyle bir motivasyon sahnede çıkmazdı. Evet neler söyleyeceksin? Önce eşime buradan kocaman sevgiler. İstersen söyleme, akşam görürsün. Telefon açık şu anda. Evet. Yine her sene olduğu gibi buradayız Trabzon Yeni Kapı'da. Yine muhteşem sanatçılarımız var. Bana da sahne verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Başta Trabzon Dernekleri Federasyonu İsmail Şatıroğlu, yine tekrardan başkanımız oldu. Onun burada çok çok emekleri var. Ona da çok teşekkür ediyorum. İyi ki Trabzonluyum. İyi ki sizinleyim. Sizler de iyi ki varsınız. Evet. Çıkın gelin. Evet, damat bey de mikrofona verelim. Dur. Gökhan'ın sesi çıkıyor mu? Hoparlör açık. Bir merhaba der misin mikrofona? Alo Gökhan Bey. Alo. Gökhan Bey merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Değerli kardeşim memleket neresi? Trabzon. Akçabatlı mı? Yani Akçabatlı kardeşim. Allah sana sabır versin. Yani bu Sibel'i çekmek kolay değil. Tabii işin latifesi bir kenara. Harika bir performans sergiledi sahnede. Eşim dedi beni motive etmeseydi bu performansı sergileyemezdim. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben
Sağ olun, biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Eyvallah, eyvallah. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. Efendim şu anda İstanbul'un Sesi radyosundan yayın yapan Kadir Balık. Evet, Balogoli. Kardeşim kolay gelsin. Böyle bu da bizim için bir ilk. Yani canlı yayın yapan radyocu kardeşimizi biz de şu anda ekranda alıyoruz. Ve güzel de bir hizmet veriyoruz. Yayın hayatın bu stand. Sevgili Kadir, standla alakalı bir bahseder misin? Şimdi şöyle, ekmek standında zaten askıda ekmek noktasında var. Burada da zaten sevgili Tevfik Bey de aynı şeyde. Yani biz şunu diyoruz. Haydi Trabzon. Ne diyoruz? Haydi Trabzon. Ekmek sele sahipçi. Yani bunu dijitalleştirdik artık. Evet. Yani bütün 81 ilde, bütün Türkiye genelinde şunu yaptık. Dedik ki onurlu insanın onuru kırılmadan, onlara kredi kartı noktasında muhtarla alakalı bir kart veriyoruz. Onlar gidiyor, o sıcacık ekmeğini alıyor, evine gidiyor. Evet. Tabii ki burada iş adamlarına çok iş düşüyor. Burada yani hayır da o zaman iş adamlarımız destek olsunlar. Evet, evet. Mağdur, mazlum insanlara destek verelim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadir Balık efendim bizi izlemeye devam edin. Evet, bu arada Gençlik Kolları Başkanımızı da yakaladık. Efendim Trabzon günlerinde beraberiz. Çok karizmatik bir kardeşimizi evet yine yayına aldık. Sevgili Hakan İlhan. Hakan'ım, evet Hakan'ım bu sene ayrı bir böyle kendine bakım yapmış. Estetik mi oldu diye de sordum, ona yok dedi abi dedi. Kendime bakıyorum dedi ya. Şekeri kestim. Unu kestim. Ekmek, doğru mu? Ekmeği kestim. Kestik, evet. Evet, değerli kardeşim, neler söyleyeceksin? Abi, harika bir gündeyiz. Güzel bir güne başladık. Dediğin gibi bir değişme var herhalde. Oktay Kaynarca diyor, yaş almak güzeldir. Yaş geçtikçe olgunlaşıyoruz herhalde. Olgunluk bize biraz evet, güzelleştiriyor evet, diyelim inşallah. Ahmet abiye benzemeye başladık. Yalnız biraz. Ahmet abinin yaşı geçtikçe olgunluk değil de aşağı düşüyor. O neden oluyor acaba? Fazla enerji harcıyor o yüzden. Peki Hakan'ım, bugün 3. gün, yoğun bir kalabalık var. Evet abi. Dışarıda mı özellikle araçları görünce bayağı yoğun olduğunu gördüm. Bu arada arkadaş geldi yine. Geçen sene de yayına girmişti. Evet. Burada Ömer Karakaş. Evet. HaberTS. HaberTS Ömer Karakaş. Değerli kardeşim. Bu sefer da... Ahmet abi sokmadı içeri. Abi güzel kalabalık var şu anda. O zaman ilanı bir şey. Geçen sene... Babaannemize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz. Evet. Söz verdi ki gelin uşağım dedi. Ben size dedi kuymak muklama yedireceğim. Sen de söz verdin gideceğiz. Evet. Ne oldu? Niye yattı o? Git gelmediniz. Ahmet babaannem abi. Daha yeni geldi. 3 gün önce geldi. Aa, İstanbul'a. Evet. Evet, selam olsun ona da. Peki Hakan'ım başka... Bana bakıyor. Bana ne bakıyorsun? Eklemek istediğin bir şey var mı? Abi teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Devam evet, ediyoruz. Çok teşekkürler. Sayın Muallim Yahya İlkokulu Müdür Yardımcısı Tonyalı Hemşerim Salih Kurt. Müdürüm hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Şükrosun yine böyle bir Trabzon gününde bir araya geldik. Böyle günleri iple çekiyoruz. Değişik vesilelerden dolayı memlekete gidemiyoruz. Memleketi bize getiren kimler sebep olduysa hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Eyvallah. Müdürüm sporu da çok sever. O da evet, benim gibi. Ben... Yarınki maç ne olur, bir skor alalım. Yarınki maç evet, takım geçen seneye göre biraz daha düşük diyelim. Ama yine Fener kadro olarak biraz düşük. Ama Trabzonspor Trabzonspor'dur her zaman. Fenerbahçe maçlarına iyi motive oluyor. 3 ihtimalli bir sonuç diyeyim. Fenerbahçe de iyi bu sene. İnşallah Trabzonspor kazanır. Evet, çok siyasi bir açıklama oldu. 3 ihtimal zaten 3 ihtimal mi? Evet, yani şimdi ben her zaman söylüyorum. Ben bir öğretmenim. Benim sınıfımda veya okulumda diğer takımların öğrencileri de var. Konuşurken evet, biraz dengeli konuşalım ama birebir konuştuğumuzda nasıl bir fanatik Trabzonsporlu olduğuma sen şahitsin. Evet, peki. Ama böyle kameralar önünde dengeli konuşmakta peki, fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Trabzon günlerinde yine çok güzel bir standtayız. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadenizler Dernek Başkanı Murat Başkan'la beraberiz. Sayın Başkan, şeref verdin. Ve özellikle başkan da böyle Türkiye'ye geldiği zaman bütün Karadenizleri bir dolaşıyor, bütün her yeri, Trabzonları bir geziyor. Ondan sonra da yine burada Dernekler Federasyonumuzun organize ettiği festivale katılıyor. Neler söyleyeceksin Sayın Başkan? Hoş bulduk, hoş şeref bizlere ait. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Her yıl uzun zamandır, her yıl katılıyoruz. Bu yıl da katılmak nasip oldu inşallah. Bu yıl da katıldık. Biz buraya gelmekten dediğimiz gibi mutluyuz. Kendi kültürümüzü yaşamak, İstanbul'da Trabzon'u yaşamak. Yani Kıbrıs'ta da yaşıyoruz farklı bir boyutta. Gurbette daha farklı belki ama
Hani İstanbul büyük bir metropol. Burada hani bizi her yer sloganının gerçek olduğunu görebilmek tabii ayrıca mutluluk verici. Dediğim gibi biz buraya gelmekten son derece mutluyuz. Trabzon'dan gelen, Karadeniz'den gelen tüm hemşehrilerimiz başımızın tacı da Kıbrıs'ta. Her şekilde ağırlamaktan da onur duyuyoruz ayrıca. Bu arada ben sizi tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karadeniz Derneği'nde çok güzel işlere de imza atıyorsunuz. Oradaki bizim hemşehrilerimiz sizden bahsediyorlar. Bunu da başarmak Murat Bey kolay iş değildir. Yavru vatanda bunu başarmak. Evet, oradaki faaliyetleriniz nasıl geçiyor? Tabii ki çok çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için. Biz aslında dernek diye geçiyoruz. Karadeniz Kültür Derneği tüm Karadeniz'e çatısı altındayız ama federasyonlardan, yani Türkiye'deki tüm federasyonlardan daha fazla üye sayımız var. Ve bu üye sayılarımız aidatlı üye sayımız. Yani parasını verip oluyor. Yani herhangi bir derneğin üyesi diye olan üyeler değil. Parasını verip aidatlı üye sayımız var. Ve tüm ülkeye hitap ediyoruz. Birçok etkinlik yapıyoruz. Karadeniz'in olmazsa olması, yayla festivalleri, işte Hamsi festivalleri, Karadeniz geceleri ve kültürel, sosyal birçok eğitim amaçlı birçok faaliyette de bulunuyoruz. Biz eğitime ayrıca önem veriyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta zaten eğitim oranı oldukça yüksek. Evet. Bildiğiniz üzere üniversitelerle tanınan bir ülke. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar özel üniversite yokken, daha doğrusu özel üniversiteler yokken herkes Kıbrıs'a gelirdi. Şimdi gerçi Türkiye'de de çok üniversite var. Ama Kıbrıs ezelden beri üniversite bir ülkesi olduğu için eğitime oldukça yüksek. Ve biz her yıl, yani şu anda şöyle söyleyeyim size, 150 tane öğrencimiz okuyor, hali hazırda okuyor. %100 burslu şekilde eğitim hayatları boyunca. Yani bu da sizin dernek mi? Tabii ki tamamen her şey. Biz tamamen biz karşılıyoruz. %100 burslu şekilde ve eğitim hayatları boyunca. Tabii ki bunlar daha sonraki safhada okulları bittikten sonra ülkesine, vatana, milletine, yani bizim içimizden çıkan insanların hayırsız olma ihtimali çok azdır. O yüzden Kıbrıs'ta güzel bir nesil, vatansever, milli manevi duyguları yüksek nesiller geliyor diyebilirim. İnşallah. Sayın yapımcım Ahmet Güngör, Sayın Başkan'a sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi herkesin bir zayıf noktası vardı, zaafı vardı. Trabzonspor'da benim kişisel zaafım. Evet. Aynen. O bizim kara sevdamız. Madem konusu açıldı, onu da söyleyeyim. Kıbrıs biliyorsunuz Trabzon için çok güzel. Trabzon için de Kıbrıs çok özel. Evet. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun resmi olan Trabzonspor marşında ne büyük onurdu bize Kıbrıs'ın Barış Kupası diye başlar. Kesinlikle. Ve o büyük onura sahip Barış Kupası'nın 24 Ocak 2025'te 50. yılını kutlayacağız inşallah. Bu yıla özel de o yıla fikstüre baktık. Trabzonspor'un bay haftası, hafta sonu da 26'sında bizim festival yapacağız, Hamsi Festivalimiz. Trabzonspor'u da işin içine katabilmek için. Oradaki hemşehrilerimizle buluşturmak adına inşallah kupayı da getireceğiz Kıbrıs'a güzel bir şekilde organizasyon yapıp 50. yılında biz şöyle diyoruz zaten kulüpteki yönetici abilerimize de söyledik. Fırtına, ihtilal efsanenin başlangıcı nokta Kıbrıs'tır. Ve İstanbul Saltanatı'nın elinden aldığımız ilk kupa Kıbrıs'ta aldık. Kıbrıs öyle. Barış Kupası. Daha önce şampiyon olduk ikincide ama İstanbul Saltanatı'nın elinden aldığımız ilk kupa Kıbrıs Barış Kupası. Ondan sonra fırtına kasırga oldu zaten. Ve o 50. yıla özel de orada olmazsa olmaz açıkçası büyük büyüklerimizle, kulüp başkanımız olsun. Şenol Güneş de biliyorsunuz o dönemde o da vardı o efsane kadroda. Onlarla o dönemki Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs karmasındaki abilerimiz de var orada. Onlarla konuşuyoruz. Bir organizasyon düşünüyoruz açıkçası. Çok tabii ki burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Gece'ye sevgilerimi iletiyorum. Onunla da görüşüp konuyu, onunla zaten ortaklaşa bir etkinliğimiz oluyordu. Bu yıla özel festivalimizi biraz kapsamını genişletip Trabzonspor'la entegre ettik. İnşallah yarın da bizi mutlu edeceklerdir. İşte, yarın işte... Skor ne olur onu soracaktım Sayın Başkan. Yani yüreğinden geçen skoru alalım. Ya ben beraberlik bekliyorum açıkçası. Tabii kazanmayı çok isteriz. Evet. Şunu söyleyeyim ben o statta 15 ya da 16 resmi maça gittim. Üçü derbi, biri Avrupa olmak üzere. Daha mağlubiyetim yok inşallah. Yarın da orada olacağım. Öyle Allah mi? Nasip ederse. Hey maşallah. O zaman beraberlik dedin yani başkan diyor ki ben gittiğim zaman mağlup olmuyoruz. İyi hadi bakalım başkanım takip edeceğiz seni. İnşallah serimiz devam eder öyle evet, söyleyeyim. İnşallah. Peki çok teşekkürler. Ben başka eklemek istediğim bir şey var mı Sayın Başkan?
hepimize, tüm hemşehrilerimize kucak dolu sevgiler diyorum. Kıbrıs'a. Sağ ol, şeref verdin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de selamları, saygılar Sayın Başkanım. Evet, şimdi efendim otçu yürüyüşüne doğru gidiyoruz Trabzon günlerinde. Bizi takipte kalın. Efendim şu anda birazdan otçu yürüyüşüne sevgili başkanımız İsmail Şatıroğlu ve otçu yürüyüşüne birazdan geçiyoruz. Sayın Başkanım, birazdan yürüyüşe başlıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, görüyorsunuz son derece güzel bir hava ve güzel bir atmosfer. İnsanlarımızın olağanüstü buraya bir ilgisi var. Bu anlamda da çok mutluyuz, keyifliyiz. Otçu yürüyüşümüzde şimdi sahneye doğru gidiyoruz. Bizim geleneksel hem kıyafetlerimizde hem de bu otçu yürüyüşümüzde burada insanlara bir tanıtım yapıyoruz. Resmen Trabzon'u tanıtıyoruz burada. Eyvallah başkanım. Tamam. Efendim işte otçu yürüyüşüne devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, daha soğukçu yürüyüşümüz devam ediyor. Herkesi onlara davet ediyoruz. Evet. Trabzon Dernekleri Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu forumda, yönetim oranda bir kez daha küçültüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz bu kültürümüze hizmet verdiklerinden dolayı. Trabzonluları ve Trabzon seven dostları her yıl bizleri buluşturduğu için bu etkinlikten dolayı yönetim kuruluna, kadın kollarına, gençlik kollarına çok çok teşekkür ediyoruz. Yine bu anımıza tahsis eden değerli hemşehrimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sizler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, geleneksel asal otçu yürüyüşümüz devam ediyor. Evet, temelim biraz daha hızlı hızlı alalım. Muzaffer Meydan abi, teşekkür ediyoruz. Yeşim Civelek, koronavirüs kattığı birazdan onun da sahnesi olacak. Onur, bir kere önce daha gelsin. Ses. Ölü kaybanlar, ölü kaybanlar.
bir saat olur fesler. Ne yakışıyor kuş sana, saçını kısa kestir. Ne kısa kestir saçını, takım küpelerini. Sevda bulma dinlersin benim türkülerimi, benim türkülerimi. Dinlersin şimdi bulma benim türkülerimi, benim türkülerimi. Görmeyenler de görsün, görmeyenler de görsün, olur mu sevda? Ellerini şırıp şırıp şırıp
Trabzon günlerinden efendim hepinize selamlar, saygılar. Şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun standındayız ve burada çok değerli isimler var. Evet, Trabzonspor'umuzun efsanelerinden bir tanesi, vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Çok kıvrak çalım atan, kendine bile çalım atan değerli kardeşimiz Yattara aramızda. Sevgili Yattara, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yani Türkçe bilmiyorsan senin dilinden de konuşabilirim. Lazcı. Lazcı. Evet, şeref verdin. Neler söylemek istersin? Ya her zamanki gibi ben her Trabzonspor Trabzon organizasyonlarla zaten katılıyorum. Evet. Bugünkü de ikinli de yine geldim burada Yeni Kapı'da. Başkanla beraber misafirle beraber burada. Ben çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de teşekkür ederim inşallah. Yalnız senin gibi Trabzonspor'da oynayacak olan bir futbolcuyu neden tavsiye edip bulup yönetime sunmuyorsunuz? Ben onu sizden rica ediyorum. Vallahi ben bilmiyorum. Keşke yapabilseydim. Peki ama burada başkanlarımız var, onlara da sor. Çok teşekkürler, şeref verdin. Evet efendim, yine aramızda benim çok değerli abim, başkanımız, yoldaşımız. Evet, gerçekten biz onu gördüğümüz zaman böyle insan derler ya, ayrı bir mutlu olur. Ali Uzunay abimiz bizim çok değerlimiz, bölgemizin yetiştirdiği çok değerli bir isim. Şu anda da aramızda. Sayın Başkanım, şeref verdin, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Murat. Yattara'ya da dedim, Trabzonspor'a kıvrak bir futbolcu lazım ama tabii bu iş aslında, siz Trabzonspor'a başkan yardımcılığı yaptınız. Bu eksiklikler neden kaynaklanıyor Sayın Başkan? Trabzonspor'un yanında Fener maçı var. Neler söylemek istersin? Şu anda Trabzonspor'u bir tane Yattara kurtarmaz, birkaç tane Yattara lazım Trabzonspor'a. Çünkü evet, sağ sonuçlarımız iyi değil. Aslında takım iyi bir takım ama nedense bir uyumsuzluk var. Ama inşallah en kısa zamanda toparlar. Tabii bu hafta Fener maçı çok önemli bizim için. Bence Fener maçı bir çıkış noktası olacaktır. Fenerbahçe'ye yenersek hem taraftarımız hem yönetim kendine gelecektir diye düşünüyorum. Ama bir kayıp da tabii ki Trabzonspor'un bitişi olmayacaktır. Ama bir sıçramamız lazım. Yani bir ölü toprağını üzerimizden atmamız lazım. Yani artık 10. haftaya girdik ve takım bizi mutlu etmiyor. Evet. Kimseyi mutlu etmiyor. Sayın Başkanım, şimdi sen genelde Trabzonspor maçlarından önce bazı açıklamalarını görüyoruz, yorumlarını görüyoruz. Genelde de tutturuyorsun. Yani o eskiden kuş lastiklan kuşu attığın, tutturduğun zamanlar geldi aklıma. Yarınki maçın skorunu rica edeyim. Yani ben yarınki maçı takım ayrı bir motivasyonla çalışıyor, haberlerini alıyoruz. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Ve yarın Fenerbahçe'ye yenip yeniden bir sıçrayış yapabiliriz diye düşünüyorum. Çıkacak mıyız başkanım? Skor alalım. Yarın skor alalım buradan. 1-0 veya 2-1 alırız. Evet, biz. Sayın Başkan Ali Uzunay 1-0 ya da 2-1 alırız dedi. İnşallah öyle olur başkanım. İnşallah. Şeref verdin. Evet, yine efendim bölgemizin çok değerli iş insanı, Karadeniz'in hep yanında Yaşar Aşçıoğlu abimiz burada. Biliyorsunuz Türkiye'de müteahhitlik, inşaatçılık çok önemlidir ama bu işi layıkıyla yapan çok değerli bir insan. Yaşar abi, şeref verdin, hoş geldin, nasılsınız? Hoş gördük, gayet iyi, sen? Biz de iyiyiz, halkımızın nabzını tutuyoruz burada Trabzon günlerinde. Neler söylemek istersin Trabzon günleriyle alakalı? Valla Sayın Şatıroğlu Başkan çok güzel bir etkinlik yaptı, her zaman yaptığı gibi. Yaptığı işte hep başarılı olduğu gibi. Kendisini hem desteklemek, hemşehrilerimizi burada görmek, hasbihal etmek, sohbet etmek, birlikte olmaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. Onun için buradayız. Evet, peki Yaşar abim, senden de skor alalım. Yarınki maç skoru, Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç biter sizce, tahmini? Şimdi Trabzonspor kötü bir dönem geçiriyor, ancak derbinin havası başka olur. Trabzonspor Fenerbahçe maçlarının havası çok değişik olur. Atmosferi çok değişik olur. O yüzden inanıyorum ki biz maçı 3-1 alırız. İnşallah. Ne güzel bir skor. Başkanım, gördün mü? 3-1 dedi Yaşar abi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum değerli iş adamımıza, başkanımıza. Ve burada yine değerli isimlerimizle beraberiz. Efendim, şeref verdiniz, tanıyalım sizi. Ahmet Koç. Evet Ahmet abi, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Neler söyleyecek? Teşekkür ediyorum. Trabzon bizim için olmazsa olmazlar arasında olduğu için böyle Trabzon Derneklerin Federasyonu düzenlemiş olduğu böyle bir topluma katılmamamız mümkün değil.
Sayın Şatıroğlu'na teşekkür ediyorum. Bizleri davet etti. Bizlerin burada olması hep beraber güzelliği yaşamamızı bize sağlamış oldu. Böyle bir güzel yerlerde buluşmak bizi mutlu ediyor. Çok teşekkürler. Yarınki maç skorunu alalım sizden de. Fenerbahçe'de her zaman biz malum karşı karşıya geliyoruz. Fenerbahçe aslan kesiliyor ama Trabzon'a gelince maalesef bazen aslan kesilemiyor. Umarım umarım bu maçta öyle olur. Tabii ki iyi oynayan kazansın. Trabzon kötü bir dönem geçiriyor. Baştan bir sıkıntılar içerisindeydik ama inşallah şaha kalkacağımız bir maç olur. İnşallah. Bundan sonra güzellikler içerisinde hep beraber bu şampiyonluğa kadar gitmemizin skor olabilir zaten. Miyiz? Vallahi ben skor söylememiz yanlış olur. Bizim olsun 1-0 olsun. O da güzel. Siyasi bir cevap. Değerli meslektaşım burada şeref verdin. Hoş geldin. Sevgili kardeşim teşekkür ederim. Neler sağ olasın. Yani Trabzon günleri biraz önce Ahmet abinin de bahsettiği gibi böyle sevgili abilerimiz, büyüklerimiz, gençler, dostlar hep bir araya gelmemiz anlamında çok değerli ve kıymetli bir organizasyon. Tüm yetkililere, başkanlara, yönetime, herkese sevgi, saygı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarınki maçı soracaksan Trabzonspor Fenerbahçe yensin, şampiyon olmasın gibi birçok dostumuz var, birçok Trabzonspor taraftarı var. Bunu böyle şampiyon söylerler. Olalım. Şampiyon olalım elbette ama bana sorarsan Trabzonspor'un şampiyon olması 1, Fenerbahçe maçlarını kazanması 2, kendi sahasında 15 dakikada her önüne gelene gol atmasından geçiyor. Yarın 1-0 olsun bizim olsun. Teşekkür İnşallah. Ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, Trabzon günlerinde beraberiz efendim. Trabzon'umuzun güzelliklerini şu anda Yeni Kapı'da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği harika bir festivalde yaşıyoruz ve yanımızda da yine çok değerli bir hemşerimiz var. Sizi önce bir tanıyalım ve neler söyleyeceksiniz? İfadelerinizi, duygularınızı alalım efendim. Ben İsmail Türk. Trabzon Ofluyum. Hem Bahçeli Evler hem Kırklareli'nde inşaatla uğraşıyorum. Kırklareli'nde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Trabzon Dernekleri Federasyon Başkan Vekili İdris Türk'ün de kardeşiyim. Mi? Bu vesileyle bu güzel organizasyonu tertip eden önce Trabzon Dernekleri Federasyonu'na ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir organizasyon. Köyümüzü, yöremizi burada yaşıyoruz. Bizleri buluşturan işte tekrar kim uğraşmışsa, kim emek katmışsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar. Uzatmaya gerek yok. Zaten herkes güzellikleri görüyor. Buyursun gelsinler. Evet, çok herkes teşekkür buyursun ederim. O zaman buradan bütün ülküdaşlara da selam gönderelim. Tüm vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı seven herkese selam olsun. Evet, çok bu ülke ederim. Hepimize yeter. Herkesin ülkesi. Efendim şu anda az önce de ifade ettiği gibi sayın değerli iş adamımızın İdris Türk başkanım şu anda burada. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda da başkan vekili. Sayın başkanım nasılsın, iyi misin? Hamdolsun iyiyim. Valla ben kardeşinizi yeni tanın, kardeşiniz olduğunu yeni... İş adamı kardeşimdir. Ben evet. Sosyal adamım biliyorsun. Aynen. Onu düzeltelim. İş adamı kardeşim. Ben sosyal yönümle önde olan birisiyim. Gönül adamıyız. Onun için yani gönüllük esaslı bu hizmetleri yürütüyoruz. Bugün hava güzel. Katılım çok güzel. Program akışı güzel. Sizler buradasınız. Basın, medya. İşte hele Ahmet Güngör'de olduğu zaman biliyorsun. Değil mi? Aynen öyle. Ahmet Güngör rastgele kamerayı her yere çevirmez. Çevirmez abi. Çevirdiyse anlaki orada bir şey var. Çevirdiği yerde mutlak bir şey vardır ama şunu ifade etmek isterim. Gerçekten burada belki 81 ilin etkinlikleri oluyor ama Trabzon etkinlikleri bir başka, bir farklı. Neden farklı? Trabzon ilimizin bu etkinliklerine Türkiye geneli katılım sağlıyor. Neden? Mutlaka bizlerden onların alacakları bir şey var hissiyatı hep hakimdir. Evet. Onun için biz de bununla gurur duyuyoruz. Yani hep klasik söyleniyor ya, biz her yer Trabzon. Bu gerçekten boşa söylenmiş bir ifade değil. Yani bunun muhtevası altı çok dolu. Evet. Bunu... İdris Başkanım devam edin. Evet, sor devam edin. Şey diyecektim, başkanlara, bütün yöneticilere soruyoruz. Yarın önemli bir maçımız var. Evet. Skor, senin skorların hep tuttuğu için onu yok, da sana sormak şöyle, tabii arzu ettiğimiz galibiyet ama ben yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Yenilmeyeceğimizi. Evet. Maçı burada beraber izleyeceğiz inşallah. İnşallah. Evet, siz yarınki maçla ilgili skor ne olur? Zor bir maç, zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah yarın dönüm noktası olur, 1-0 alırız diye düşünüyorum. 1-0 dedi. Yarın İdris Başkan da dedi ki yani inşallah alırız. O da güzel. Peki başkanım başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
eklemek istediğin çok şey var aslında. Evet, onları sonra tamamlayalım. Ha, kısasından sen mesajları çok kısa alıyorsun. Evet, ama gerçekten bugün yarın akşama kadar burada bu etkinlikte beraberiz. Ama bu beraberliğimiz etkinlik dışında da devam etmesi bizim en büyük arzumuzdur. Ve inşallah bunu da sağlayacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin.
Efendim Yeni Kapı'dan, Trabzon günlerinden tekrardan selamlar. Evet, bizler için çok özel, çok değerli bir abimiz Muzaffer abiyle beraberiz. Muzaffer abi, yine Trabzon günleri, yine Yeni Kapı'dayız. Yine burada harika bir atmosfer var, tarih yaşıyoruz. Neler ifade etmek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizinle sık sık burada görüşüyoruz, evet, senede evet. Bir defa dahi niye olsa. Niye burada görüşüyoruz Muzaffer abi? Arada da yolda bir yerde görüşelim yani, bu seneden seneye olmasın. Teşekkür ederim. Emeklilik söz konusu olunca, yaşta belli bir düzeye gelince böyle dostları seneden seneye bayramla bayrama gördük. O da güzel değil mi Muzaffer abi? Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Sağ ol. Sizi de gayet iyi izliyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son derece başarılı oluyorsunuz bu konuda. Sağ ol abi. İyi bir hemşerilik örneği veriyorsunuz. Eyvallah. Size ihtiyacımız var. Bizi bırakmayın böyle. Yok, hayır. Şimdi Muzaffer abi, atmosferi gördün. Tabii Trabzon'un güzelliklerini burada, kültürünü, yemeklerini, her şeyi yaşıyoruz. Karadeniz'de olmayan hemşerilerimiz de Trabzon'un güzelliklerine burada bakmaya geliyorlar. Onunla ilgili buradan ne ifade etmek istersin bizi izleyenlere? Valla her seneki gibi aynı şeyleri görüyoruz burada. Biraz eleştireceğim. Burada daha zengin, daha değişik ürünler. Bir de marka ürünleri buralara getirmek, taşımak lazım. Bu da bir eleştiri olsun. Buradan yönetimde bunları dikkate uyarın. Çünkü benim de daha önce bu etkinlik konusunu, benim 3-4 yıl benim başkanlığımda oldu. Hep kaliteye gittik ama para kazanamadık o zaman. Evet. Çünkü bu sivil toplum örgütleri biliyorsun bu türlü etkinliklerden ayakta durur. Onun dışında kişilerden sponsor bulmak da zor, biliyorsunuz bu olayları. Fena diyor. Şu andaki dernek yönetimi gayet iyi götürüyor bu işi. Para kazanmasını biliyorlar. Beceremiyorduk pek fazla. Yeniden bir yönetim oluştu. Yine aynı yönetim devam ediyor. Başarılı bir yönetimdi bana göre. Yeniden seçilmeleri Trabzon'u geriye değil, ileriye götüreceğini düşünüyorum. Evet. Kendilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Muzaffer abi. Saygılar. Evet, Maraş dondurması şu anda Trabzon günlerinde yine her zamanki gibi değerli abimiz şov yapmaya devam ediyor. Evet, şu anda hoş geldiniz efendim. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler efendim. Evet, görüyorsunuz. Ya Trabzonlar niye alamadın dondurmayı? Söyle bakalım, niye alamıyorsun? Ben şov yapıyordu o yüzden. Evet, şov yapıyordu o yüzden, doğru. Bize her yer Trabzon dediğimiz gibi Kahramanmaraşlı olarak da sizleri yalnız bırakmama adına katıldık efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Maraş'a selamlar. Aleykümselam. Efendim bizi izlemeye devam edin. Ama yavrumuzun dondurmasını bu sefer ver ona ya. Eli havada kal. Evet efendim bizi izlemeye devam edin. Evet, Şalpazarı Eğitim Halk Kültür Merkezi'ndeyiz Trabzon günlerinde. Burada yine ürünlerimizi görüyorsunuz. Bunlar el emeği, göz nuru herhalde. Tanıyalım efendim sizi. Evet, ben Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiyim. İsmim Ayşe Kaya. Bu ürünlerin eğiticisiyim. Halk eğitim kursunda kadınların el emeği ürünlerini getirdik. Hem sergiliyoruz hem de satışa sunuyoruz. Evet, Allah kolaylık versin. Peki bu nedir efendim? Bunlar tamamen iplik olarak atölyemize gelir ve kumaş haline getirilir ilk önce. Sonra da nakışlanarak ürün haline, çanta haline getirilir. Çanta. Bayan çantası. Bayan çantası, yan çanta. Bu yaylaya giderken yöresel çantamız. Evet, o yöresel çantamız. Bunu da modernleştirdik birazcık. Hani normal her yerde kullanalım talep diye. Talep nasıl? O merak ediyoruz. Talep kendi yöremizde var ama başka yerlerde çok pahalı talep, diye. Evet, el emeği ürün olduğu için pahalı diye. Yani ilgi çok. Ama pahalı diye, hayat şartlarından dolayı. Evet, çok ilgi çok, alan yok, o da güzel bir şey. Evet, peki çok. Efendim Allah kolaylık versin sizlere. Sağ olun, teşekkür ederim. Bunu yapan bütün kadınlarımıza buradan bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Size de başarılar. Sevdiğim adım, kara haberlerini aldım, sevdiğim adım.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadenizler Derneği yöneticileri aramızda. Şu anda sahnede şeref verdiniz, hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bizler Yavru Burhan'dan Karadeniz Kültür Derneği yönetimi olarak burada bulunmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Hep beraber tüm Trabzonluların buluşmasında onur duyduk, gurur duyuyoruz. Dünyanın her bir tarafında Trabzonlu var ve bunlar gittiği her yeri de vatan belleyip orayı örf adetlerini yaşatan bir dernek kurup bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor. Evet, çok teşekkürler. Hemen bu kardeşimi tanıyalım, seni tanıyalım. Merhabalar, ismim Zeki Saraç. Karadeniz Kültür Derneği KKTC'de yöneticiyim. Amacımız KKTC'de Trabzon kültürünü yaşatmak, bütün Karadeniz kültürünü yaşatmak. Kuzeyden Kuzeye sloganıyla görevimizi ifa ediyoruz. Bugün burada davet edildik, geldik. Standımızı kurduk, yöremizi. Az önce arkadaşlar konuştuk da Kıbrıs'ta Trabzon'u tanıttık. Burada Kıbrıs'ı tanıtıyoruz içeride. Bu vesileyle tekrardan geçen hafta güven tazeleyen başkanımıza, federasyon başkanımıza da tebrik ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, şu anda alandayız. Az önce röportaj yaptık ama şimdi yapımcımız Ahmet Güngör der ki Karadenizler Dernek Başkanı ve yöneticileri horonu unuttular mı acaba? Hakaret sayarım, olmaz öyle bir şey. Efendim, Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, Trabzonlar gününden. Evet, Karadeniz müziğinin büyük yapımcılarından Mavi Deniz müziğin yapımcısı Aydın Keyif abimiz aramızda. Aydın abi, hoş geldin. Sağ ol. Neler söyleyeceksin bugünle alakalı? Muradım, seninle ilgili bir şey diyemem çünkü zaten dünyaya nam verdin. Estağfurullah. Kültürden nam vermişsin. Ahmet desen başı başına bir oğul. Karadeniz müziğine hizmet veriyorsun. Bunu toplum en ufak çocuğa da söylesen Murat Şov'u dinliyor. Sağ ol, Murat Şov'u izliyor. Ama güzel bir noktalardayız. Karadeniz müziği hiçbir zaman sapmaz, etmez. Devam ediyor yoluna bu da. Evet, az önce Ahmet Güngör arka cebine bir şey yaptı, sen anlayamadım onu. Ne anlatmak istedi? Bandoli uydusuz da onu gösterdi bana. Evet, yine burada bir sanatçı kardeşimiz var. Evet. Yine firmamızın, tanıyalım onu. Osman Gümüş. Evet, Osman Gümüş'ün tarzı nedir? Karadeniz. Slow. Ya o zaman pazartesi ilk Osman Gümüş'ü çalacağım. Evet, çok eyvallah, sağ ol. Evet. Peki bir mesajınız var mı Trabzon günlerinde? Yani gelmekten çok hoşnut oldum. Güzel bir ortam. Beğendim. Eyvallah. Eyvallah. Devamını diliyoruz. Evet. Evet, Aydın Keyif abimizi çok seviyoruz. Gerçekten Karadeniz müziğinin şu anda vazgeçilmez yapımcılarından bir tanesi. Mevlam seni var etsin. Abi, evet, bizi izlemeye devam edin. Aydın abi, görüşürüz. Nasıl, iyi misiniz? Başkanım hoş geldiniz. Zeytinburnu Trabzon'dan Dernek Başkanımız Zeki abimiz. Düzköylüler ama. Evet. Düzköylüler, evet. Efendim, nerede? Fotoğrafı en sona çekiliyorduk ama dur bakayım. Ha, gideceğim misin? Ama bir fotoğraf çekmişsin bakalım. Bu da sanatçı mıydı sen? Çalpazarlı. Evet. Teşekkür ederim. Kilosun bak, kilosun türküsü istiyorlar sayın bağlama sanatçı. Efendim, bir alkış rica ediyorum üstadlarımıza. Bakın abi. Ha, bu güzelliğe bakın. Bu da olmasa biz zaten burada bir şey diyemiyoruz. Sanatçıyı söyleten sazıdır. Allah razı olsun. Vur ender bakalım kime.
teşekkür ediyorum. Biz de bakmayın. Her yere ait türkü var da o horon türküsü, onu horonda okuyoruz. Biz de ben şimdi üniversitede müziğe başladım 93 yılı. Arkadaşlarım, Malatyalı arkadaşlarım beni müziğe ittiler. Sınıfta türkü söylüyordum. Arkadan arkadaş aldı bağlamayı geldi sınıfta. Başka sınıftan bir arkadaşı bağlama getirmiş. Geldi arkadan başladı çalmaya. Ben de söylemeye başladım. Başkanım oradan beri türkü söylüyorum. 93. TRT'ye girdim. Bir yıl TRT'de çalıştım sözleşmeli. Fakat baktık o götüremiyoruz. Üniversite, TRT falan. Ben aslında asıl mesleğim muhasebe. Mali müşavirim ben. Pendik'te büyük bir ofisim var. Reklamını da yapayım bu arada. Kâhne abi. Reklamını yapayım değil mi? Pendik'te çok değil. 17 kişi çalışıyor benim muhasebe ofisimde. Çok az. Yani Allah çalışana verirsin. Ben diyorum Allah herkesin gönlüne göre versin. Öyle veriyor. Bakın Allah öyle veriyor. Yaradan öyle veriyor. Bu gönlün temizse veriyor. Ona göre temiz kalpli olun, iyi niyetli olun, vicdanlı olun. Hepinizi en önemlisi vicdan. İnsanı insan yapan vicdanıdır derler ya, doğru. Gerçekten çok doğru. Ben günde 2-3 saat kitap okuyan, araştırmalar yapan bir insanım. Çocuklarınıza kitap okuma alışkanlıklarını edindirin. Eve gidiyorsunuz, deyin ki kapatın abi tabletleri, telefonları koyun bir kenara. Siz okumuyorsanız da okuyormuş gibi yapın çocuklarınızın yanında. Çocukları iyi yetiştirebilmek için. Deyin ki bir saat kitap okuyacağız. Vallahi billahi ben denedim. Benim bütün altı kardeşiz, en büyük benim, herkes üniversite mezunu. 6 tane yeğenim var, hepsi üniversite. Bir kısmı üniversite mezunu, bir kısmı okuyor halen. Ha bir tanesi de şey, klip çekeyim Murat Bozlara bir fırsat bulup da bana bir klip çekemedi. O 2019'dan beri klip çekemedim. Benim yeğenim popçularla, Murat Bozlarla takılıyor, ben ona klip çektiremedim. Diyor ya, dayı diyor. Ya diyor, parasını ben vereyim de sen başkasına çektin. Diyoruz ya, ben sanat müziği eğitimi aldım, ses eğitimi aldım. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteye, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gittim. Orada okudum, Trabzon'u çok sevdiğimiz için. Bu arada yani, benim babam 3 yaşında İstanbul Pendik'e geldi, oraya yerleştik. 3 yaşından beri İstanbul'dayız. Diksiyonum güzel olmasına rağmen gittim, diksiyon dersi aldım, sahne kullanım dersi aldım. Sanatçı arkadaşlarımızdan da ben sanat icra ediyorsanız mutlaka bir eğitimini alın. Sadece türkü söylemek değil bu sanat. Vallahi billahi dünyanın en kolay işi abi benim yaptığım. 2 tane slow türkü söyleyeceksin, ondan sonra 20 tane türküyü peş peşe sırala gitsin. Dünyanın en kolay işi. Ama bak bir şeyler anlatacaksın, bir şeyler öğreteceksin, başka yörelere değineceksin. Ne bileyim. Ben kendimi sanatçı gibi görüyorum gibi geleyi, öyle mi? Öyle olduk mu bilmiyorum. Şimdi musiki eğitimi aldım. Musiki dersi görüyordum. Şurada bir notum var, onu da şey edeyim. Musiki eğitimi aldım. Sanat müziği okuyordum ben başkanım. Sonra döndüm Karadeniz müziğine. Şimdi musiki okurken evde bir sanat müziği okuyorum. Şimdi çeviriyorum onu Karadeniz şivesine. Sonunu getiremiyorum. Ne diyor bak. Türküleri okurken türkülerin illa bir yerlerinde Karadeniz şivesine dönüyorum. Beceremiyorum. Bir de İstanbul şivesini çok iyi kullanan insanlardan biriyim ama karşımdakinin Trabzonlu olduğunu öğrenin, Giresunlu olduğunu öğrenin. Ben şive kayan isteriz efendim. Düzgün konuşamıyorum. Bileyim onu Giresunlu'dur, Trabzonlu'dur, Rize'de hemen başlayıp dön bana. Başkanım sana inanıyorum. Bak arayacağım seni. Evet, bazılar Trabzonlar Dernek Başkanımız Ethem Bey, 2-1 alacağız diyor. Geçen sene de sahneye çıktım. Ben de bilmiyorum, dinle bari sahnem abi 7-8 olur mu? Olur dedim. 2 gün sonra bakaydım, Fenerbahçe Trabzon maçı var aynı saatte. Çıktım buraya, ne söyleyeceğimi unuttum. Baktım millet girdi içeri, televizyon seyrediyor da maçı. Ben de aldım mikrofonu, gittim. Hep türkü söylüyorum, hem de gittim oraya kadar. Baktım millet türkü söylüyor. Gerçi burada vardı biraz kalabalık. Ama şimdi aklım orada ya Trabzonspor'un maçında. Türkü gelmiyor aklıma, söyleyemiyorum. Ben bir de fanatik Fenerbahçeli bir babanın oğluyum ya. Fanatik Fenerbahçeli benim babam. Bizi dedem rahmetli, dedem Allah rahmet eylesin, o Trabzonsporlu yaptı beni. Ben en büyük torunuyum dedemin. Ben de kardeşlerimi, herkesi Trabzonsporlu yaptım. Yeğenlerim var, babaları Tatar, birisi başka yerli.
Hepsi yeğenlerin hepsi Trabzonsporlu. Ama bazen onu da okur bugün inşallah. Dediğim gibi Trabzonspor bizim, biz bir de İstanbul'da okuduk büyüdük. Liseyi Kartal Ticaret Lisesi'nde okudum. Trabzonspor hafta sonu yenildi mi okulun bahçesinde sıra oluşuyor böyle, kuyruk oluşuyor beni karşılamak için. Okulda da lakabım Hamsi. Ama Trabzon yendimi etmediğimi bırak bayrı uçaklara. Şimdi bir gün gittim, Trabzonlu bir hocamız var Kani abi, gittim dedi ki hocam ben pazartesi günleri öğretmenler kapısından girmek istiyorum. Niye dedi? Dedim ya Trabzonspor yenildi mi bahçede sıra oluşturuyla dedim. Yani vallahi sıra oluşturuyla. Bazen derslere geç giriyorum onların yüzünden. Dedi olur dedi, bir iki sefer öyle öğretmenler şeyinden girdim, kapısından içeri girdim. Ya kız sus iki dakika. Ne kadar konuştun, benden çok konuşuyorsun. Bak benden çok konuşanı ben sevmem. Ben şimdi mali müşavirim, aynı zamanda kulüp başkanlığı yapıyorum. 14 senedir Pendik'te kulüp başkanlığı yapıyorum. Sanatçılık, sunuculuk var. Bir de Pendik Düzköylüler Dernek Başkanı oldum. 6 aydır Düzköy Dernek Başkanlığı da yapıyoruz. Ha şimdi federasyon seçimleri, bizim kulüpler federasyon seçimleri var. Trabzonspor'un seçimleri var. Hepsine gideceğiz, hepsinde bir parmağımız var. Allah'a şükürler olsun. Kültürümüz için uğraşıyoruz. Nerede kültürümüz nerede yaşanıyorsa, yaşatılıyorsa ben oradayım. Beni dahil edin her yere. Öyle çok paralara da gelmiyorum konserlere. Beni çok kandırıyla ama aman her şey yapar. Bakarım dernek başkanı arar. Ya Yücel'cim pattık pittik. İşte zaten hep cepten verildik. Ben de 18 yaşından beri, 51 yaşındayım bu arada. Göstermiyorum değil mi? 51 yaşındayım, 18 yaşından beri dernekçilik faaliyetlerinde bulunuyorum, kıramıyorum ben bunu. Ne diyeyim? Diyelim ki, ya, tamam sizin gözünüz olsun. Hadi bakalım, ben çok mu konuştum arkadaşlar? 1, 2, 3, Tomorrow.